Bu bir Lego robot. Su bardağını kaldırıyor, taşıyor. Mini elektrik motorları var. Enerjisi nereden? Enerji kaynağı elektrik. Su bardağını ben kaldırıyorum. Bunun için bir enerji gerekiyor. Parmak kaslarım var, kolumdaki kaslar var. Bunların kasılması lazım. Kaslar biraz bu liflere benziyor. Kasılması gerekiyor. İşte bunun için enerji gerekiyor. Bunda 200 cc su var. Bardağın ağırlığı da 200 gram olsa, 400 gram bir bardağı kaldırmak için ne kadar enerji gerekiyor? Formüle göre hesaplıyorum. 0,392 joule'lük bir enerji gerekiyor. Yürüyorum, koşuyorum, düşünüyorum. Bunların hepsi için enerji gerekiyor. Vücudumun hücrelerinde enerji üretilmese ben hiçbir hareketi yapamam. Canlı olan ben ile ölü bir insan arasındaki fark bu. Vücudun enerji üretmesi. Ölen insanda metabolizma duruyor. Hücreler enerji üretmez. Ben ise canlıyım. Hücrelerim enerji üretiyor. Bu motorda enerji pillerden. Pil bağlantısını kessem çalışmaz. Yani ölür. Yüzlerce yıldır insanların merak ettiği bir şey var. Vücudumuzda enerji nasıl üretiliyor? Vücudumuzun tüm faaliyetlerinde enerji kaynağı ATP. ATP'yi bunun gibi bir pile benzetebiliriz. Ama böyle değil, mikroskobik bir pil. Enerji paketçikleri. Bu pillerle bizim yaşayabilmemizi sağlayan hücrelerin bölünmesi, yaşaması, çoğalabilmesi, tüm bu faaliyetler için ATP gerekiyor. Beynimizde trilyonlarca işlem yapılıyor. Nasıl ki bilgisayarın fişini çeksem, bilgisayar durur. ATP enerji paketleri, yani bu pillerin üretimi dursa, beynimiz durur. ATP'ler hücrelerde, mitokondrilerde yaratılıyor. Kullanılıyor, yeniden yaratılıyor. Bu organik pillerin, yani enerjinin vücudumuzda tam olarak nasıl üretildiğini bu üç bilim insanı keşfediyor. Paul Boya, John Walker, Jan Skaw 10 yıllarca laboratuvarda çalıştılar. Enerjinin vücutta nasıl üretildiğini bulup 1997'de Nobel ödülü aldılar. Doktor John Walker 20 yılını bunu araştırmaya ayırmış. The Daily Telegraph bu keşfi şöyle duyuruyor. Bu, tarihin en önemli motorudur. Nobel alan diğer bilim insanı Profesör Boyer'in makale başlığı şu: ATP sentaz, muhteşem bir moleküler makine. Hücredeki ihtişamı ve işleyiş güzelliğini anlatıyor. Hücrelerde enerji üretilmesi akıl almaz bir olay. Bilim insanları bunu açıklamak için iki ayrı mekanizmayı örnek gösteriyor. İlki baraj. Baraj gölünde biriken su basınçla fışkırır ve türbinleri döndürür. Hareket enerjisi jeneratöre gelir ve elektrik enerjisi üretilir. Bu ilk mekanizma. İkinci mekanizma bir otomobil motoru. Motor çalışırken ne oluyor? Bu 8 silindirli Ford Mustang motoru. Gerçek motorun dörtte biri büyüklüğünde, küçültülmüş modeli. Benzin geliyor, benzin havayla karışıyor. Buji bunu ateşliyor. Yanma, yani patlama gerçekleşince pistonlar hareket ediyor. Hareket krank miline iletiliyor ve tekerler dönüyor. Barajlarda ve bu otomobil motorunda gerçekleşen olayın tıpatıp benzeri bizim hücrelerimizde, mitokondrilerde gerçekleşiyor. Mitokondriye hücrelerin enerji santrali diyebiliriz. Mitokondrinin hücre içinde 10 bin defa büyütülmüş görüntüsü. Enerji mitokondrilerin dış çeperlerinde bulunan ATP sentaz motorlarında gerçekleşir. ATP sentaz motorları bu toplu iğne başından 200 bin kat daha küçük. Çapı 10 nanometre, moleküler bir motor. Bunlar Mustang'ın motor parçaları. ATP sentaz motoru ise yaklaşık 3500 amino asitten oluşuyor. Ana parçaları 30'dan fazla proteinden oluşuyor. Şu parçalardan. Motorun F1 kısmında alfa, beta, gamma, delta ve epsilon alt birimleri var. F0 kısmında ise 15 alt birim var. Peki bu motor nasıl çalışacak? Benzin yok.
Bunlar molekül modelleri. Elimle müdahale edebiliyorum. Söküp takabiliyorum parçalarını. Yerlerini değiştirebiliyorum. Gerçek moleküller bunlardan yüz binlerce defa daha küçük. Görmem için çok gelişmiş elektron mikroskopları lazım. Vücudumuzda buna benzer enerji üreten trilyonlarca motor var. Vücudumuzdaki motorlar benzinle çalışmıyor, protonla çalışıyor. Pek çok bilimsel makalede ATP sentaz dünyanın en küçük motoru olarak anlatılıyor. F1 motoru ATP hidrolizinden elde edilen kimyasal enerjiyi kullanır. F0 motoru ise mitokondrinin iç zarından dış zarına pompalanan proton gradyanından elde edilen potansiyel enerjiyi kullanır. Barajdaki suyun türbinleri döndürmesi gibi. Dönüşü proton akışı sağlar. Protonların jeneratörü döndürmesiyle ATP üretilir. Her bir proton transferinde 36 derecelik bir dönüş sağlanır. Dönüş böyle gerçekleşir. Her 120 derecelik hareket 80 derece ve 40 derecelik iki adımda gerçekleşir. Bu adımda gama alt birimi 80 derece döner. 80 derecelik dönüş en büyük torku yani gücü üretir. Bu işlem yani ATP pili üretimi akıl almaz çokluktadır. Trilyonlarca hücrenizin sizi hayatta tutmak için çok fazla ATP'ye ihtiyacı var. Vücudunuz her gün yaklaşık 90 milyon, milyar, milyar ATP molekülü üretir ve dönüştürür. Bu makalede ise ATP sentaz dimerlerinin elektron tomografi görüntüsü var. Görselde ATP sentaz ikilisi 8 silindirli motor ile karşılaştırılıyor. Mekanik bir V8 motoru ile karşılaştırıldığında her iki tarafta crank millini çalıştıracak benzer açılı bir tasarım olduğu göze çarpıyor. Merkezi protein sap pistonlar tarafından itilen içten yanmalı motorların crank milline benziyor. ATP sentazda rotor, stator ve bağlı alt birimler var. Motorlarda ise pistonlar, crank mili ve dişliler var. Peki bu motorun RPM'i yani dönüş hızı nasıl? Bu konuda biyokimyacı Profesör Nick Lane şöyle diyor. Çok güzel ve dönüyor. Aslında öyle yavaş yavaş dönmüyor. Saniyede 200 kere dönüyor. Saniyede 500 kere dönüyor. Bu olağanüstü bir hız. Otomobiller 6000 devre kadar çıkabiliyor ama genelde 3000 devirde kullanılıyor. ATP sentaz motoru ise 12.000 ile 30.000 devir aralığında dönüyor. Bu devir sayısı yarış otomobillerinin de ötesinde. Formula 1 otomobilleri maksimum 20.000 devire çıkabiliyor. Mikroskobik bir molekül motor için bu inanılmaz bir hız. Profesör Lane bu durumu sihirli sözcüğüyle niteliyor. Bu en sihirli moleküler makinelerden biri. Ama bu hızla enerji üretimi olmasa biz hiçbir hareketimizi seri olarak yapamayız. Seri olarak düşünemeyiz, seri olarak koşamayız. ATP üretim sentezleri yüksek matematik formülleriyle ancak açıklanabiliyor. Trilyonlarca işlem hatasız olarak gerçekleşiyor. Şu otomobilin motorunun çalışması için camlar şart mıdır? Şart değil. Peki kapılar şart mıdır? Kapıları çıkarsam, söksem yine motor çalışır. Farları çıkarsam yine çalışır. Dikiz aynalarını söksem yine de motor çalışır. Peki sıra arabanın motoruna gelince ne olur? Tek bir parçayı söksem motor durur, çalışmaz. Şu parçalardan veya pistonlardan herhangi birini söksem motor çalışmaz. Bunlardan biri eksik olsa motor durur. Buna indirgenemez komplekslik deniyor. Her parça lazım, lüzumsuz hiçbir parça yok. Mitokondrilerimizde yer alan ATP motorları tam olarak böyle. En ufak bir protein eksik olsa enerji üretimi olmaz. ATP üretilmez.
Tek bir protein yanlış üretilse enerjisiz kalırız ve ölürüz. İnanması çok zor ama bu motorun küçültülmüş trilyonlarcası vücudumuzda var ve çalışıyor. Bizim için sessizce çalışıyorlar, sürekli yenileniyorlar. Hayatımız vücudumuza yerleştirilmiş trilyonlarca ATP motoruna bağlı. Vücudumuzdaki ATP motorları bir dakika bile aksasa, dursa hayatta kalamayız.